Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız sırasında Erhan Aydoğdu kardeşimiz teknik masada ve programı hazırlayıp sizlere 50 dakikalık zaman içinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah faydalı bilgiler, doğru olduğuna inandığım bilgileri sunmaya çalışacağım efendim. 1492'de Kastilya Krallığı Yahudi dosyasını kapattı. Nasıl kapattı? İşte Yahudileri zorlayıp ülkeyi terk edişleriyle Yahudi dosyası kapandı. Bunun sebebi kim? Yine bir Müslüman devlet. Osmanlı Devleti. II. Bayezid'den onların ricaları, onların bazı dini liderleri, hahamları, efendim, müracaatlarıyla yazılı müracaat ettiler. Bize himmet edin efendim dediler. O da himmet olarak onları topraklarıma kabul ediyorum dedi. Gelenlerin çoğu Selanik bölgesine, yani bugün Güney Makedonya deniyor efendim, o bölgelere yerleştiler. Tabii gelen insanlar göçmendi. Yahudi de olsa evet, ekonomik durumları belki bazı Yahudilerin iyiydi ama fakir fukarası da çoktu. Getto insanları vardı efendim. Şimdi Türkiye'de de mesela bir yerlerden eski Osmanlı topraklarından zorla çıkarılmış Balkanlardaki çeşitli coğrafyasına Balkanların kardeşlerimiz geliyor. Bir yerlerde toplaşıyorlar. Efendim, Bulgaristan'dan gelenler bir tarafta, öbür taraftan Kosova bölgesinden gelenler bir tarafta, Bosna Hersek'ten gelenler bir tarafta birleşiyorlar. Maalesef bizim tarihçi dediğimiz bazı kimseler bunlara da getto diyorlar efendim. Getto sadece Avrupa'nın nefretlerinden dolayı Avrupalıların Batı medeniyeti denilen, Batasıca medeniyetin neresi bu? Medeniyetse bunun. Bunların bu insanları insan saymamaları, nasıl olsa tavukları saymıyorlardı, merkepleri saymıyorlardı, Yahudileri de saymıyorlardı. İnsan kim? İnsan sadece kendileri. Ari ırkı, bir tane, başka yok diyorlardı. Onun için de bu insanları kimse yanlarında, konu komşu, sokaklarında, mahallelerinde istemiyordu. Hır çıkarıyorlardı. Onlar da mecburen kendi aralarında birleştiler. Sonra da devlet yine hadiseler çıkınca bunların etrafını duvarlarla çevirerek, bugün hani çok yanlışlıkla site adını koymuşuz ya böyle toplu oturulan yerleri biz, o da Ispartalılardan işte kalma şeyidir, tarihi Ispartalıları söylüyorum. Bugünkü Güller Diyarı Isparta'mızla alakası yok onun. Efendim, ondan güya alarak işte siteler diyoruz falan filan. Buna başka bir şey diyebilirdi yani. Adam gibi bir at bulunabilirdi ama bulunmadı neyse. Moda oldu ve şu anda site idaresi, site idareciliğinde çeteler, bilmem neler diye böyle hep basın yayında site geçiyor. Adreslerimiz bile öyle oluyor. Şimdi onların da gettoları vardı. Ve bu gettoların da etrafı duvarlarla çevrili, arada sırada fanatikler gelip buraları basmasın diye. Biraz da bu insanlar hem fakirliklerinden hem de bazı alışkanlıklarından
ailevi bazı alışkanlıklarından dolayı da etrafa ahlaken de kötü örnek oluyorlardı. Ve karşı taraftaki insanlar papalığın da tahrikiyle bunlarla bir türlü geçinemiyorlardı. Avrupalıların 1870'lere kadar veya 80'lere kadar Avrupa'daki Yahudilerin nüfus kayıtları Macaristan dahil yoktu. Yeni tarihi söylüyorum efendim, eski tarihi değil. Yok. Şimdi bu medeniyet mi yani? Bir insan Musevi ise Adem oğlu değil mi yani? Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelme değil mi? Allah Teala'nın yarattığı bu insanı sen nasıl hayvanlar zümresine ilhak edersin? Ondan sonra Darwin nazariyesi bilmem ne işte maymundan geldi falan da filan da. Hadi getir ya. Maymundan insanlaşmış birini getir ya. Getir de bir görelim. Ha, insandan maymunlaşmış var mı? Aramadığın kadar. Evet. Yahudi dosyasını böylece Osmanlı Devleti'nin padişahının himmetiyle yine Müslüman düşmanı Kastilya Krallığı rahatladı ve kapattı. Enteresan değil mi? Hem onlar memleketlerinden Müslümanları da kovmak istiyorlar, hem de Yahudileri kovarken Müslüman devlet bunları kabul ederim deyince onlar da rahatlıyorlar. Ne kadar çelişki efendim. Bir taraf bu insanları öldürmeyi göze almış bir kere. Müslümanları da öldürüyorlar. Yahudileri de öldürdükleri vardır mutlaka, çok değilse de. Ama aynı Müslümanların dininden yine bir devlet kalkıyor. Aman diyor, o adamların dini bizim dinimizden değil ama onlar insandır, Allah-u Teala'nın kullarıdır. Buyursun gelsin. Geldiler. Efendim 1571-72'de Kıbrıs fethedildi. Yani Yahudilerin 1492'deki göçleri ile onlar buralarda yaşarlarken işte çeşitli Anadolu şehirlerinde de ufak tefek böyle. Onlar çünkü küçük koloniler halinde de yaşayabiliyorlar. Ticarette olduğu için işleri. Vatan müdafasında da görev almıyorlar. Sonra 3. Murat Han zamanında Kıbrıs'ta yer almak istedi Yahudiler, bu göçenler. Ve oraya yerleşmek için geldiler, yer alacaklardı. Ama Kıbrıs'taki Osmanlı idaresi var o zaman. Osmanlı bütün adayı ele geçirmiş. Öyle Hala Sultan'ın türbesini de Güney Kıbrıs'ta bırakmış gibi değil. Güney Kıbrıs'ta bırakanlar Kıbrıs Fatih oldu. Öbür taraftakiler ya aman boş ver ya Lala Mustafa Paşa, aman ya bırak ya falan oldular. Neyse, o da ayrı bir hadise. Onu Allah-u Teala takdir edecek. Ediyor. Pahalı satmaya başladılar arazilerini bunlara. Yahudiler zengin ve adamlar da o topraklarını kaybetmek istemiyorlar. Belki de oradaki insanlar da Yahudilerin oraya gelip yerleşmesine taraftar değil o Müslümanlar. Olabilir ama bu bir devlet nefreti, devlet idaresi nefreti şeklinde değil. 3. Murat Han ferman yazdı. Oraya tebaamızdan Museviler geldiğinde topraklarını pahalı fiyatla satanlar olduğunun şikayetleri geldi. Raiç fiyatın dışında yüksek fiyatla satanları men ediyorum diye Kıbrıs Beylerbeyi'ne emir verdi. Sakın ha böyle bir şey yapmasınlar, hesabını senden sorarım diye. İşte Müslümanlar, işte Müslümanlar buyurun. Papa, senin toplumunda böyle bir ferman var mı acaba krallarından, Katolik krallarından? Yok. Yahudi dosyasını Kastilya kapatınca müdeccenler yani
İspanya topraklarında kalan Müslümanlar, sanatkar, işte ziraatla uğraşan, ticaretle uğraşanlar, Endülüs Müslümanlarına daha fazla yüklendiler. Bir Müslüman devlet Kastilya'nın yükünü hafifletti. Kastilya'da Müslümanlara iyi gözle bakacağı yerde, düzeleceği yerde şiddeti daha artırdı. Bazı beyler diyorlar ki, ya arkadaş ne olurmuş yani böyle bir milli günümüzde vals çalarsak, valsle dans edersek. Efendim işte vals, yani vals her yerde var canım. Yani Osmanlı Sarayı'nda da vals vardı. Ne denir bu adama ya? Arkadaş sen o valste partnerin kimdi ya? Orada bulundur mu sen ya? Nasıl vals yapılmış? Nerede kaydı var? Nerede belgesi var? Yapılırmış. Salla gitsin. Ondan sonra ya ben televizyonda duydum ya. Adam vals yapılırdı sarayda diyor ya. Haremde. Ya arkadaş diyorsun ki dansöz oynatırdı. Sen de orada mıydın? Yok. E şöyle şöyle eğlence yapılırdı. Orada mıydın? Yok. Peki böyle yapılırdı? Yok. Peki bu ecdadımız bu vatanı bize bıraktığı için kabahat mi işledi yani? Bu güzel topraklar, bütün dünyanın gözü bu ülkenin üzerinde şu anda. Bu kadar insan kendi vatanından, toprağından, orada yaşayan ecdadından nefret ettirilir mi ya? Bunun propagandasını kimler yapıyor ya? Velev ki diyelim ki böyle valsler oldu falan filan. Diyor ki oturumu yöneten, bu diyor, ya o zaman diyor bizim piyano falan da çalmamamız lazım ya diyor. Batı'dan geldi diye. Batı medeniyetinin bize getirdiği faydaları niye almayalım biz diyor ya. Batı medeniyeti. Kıymetli dinleyenlerim, sene 2021 bitiyor. 22'ye nasip olursa az kaldı. Peki, şu anda Batı dünyasının Müslüman alemi üzerinde Afganistan, Irak, Suriye, İran, bütün İslam ülkeleri üzerinde onlara karşı paralı askerlerle eli kanlı terör örgütleri destekliyorlar mı, desteklemiyorlar mı? Allah aşkına ne medeniyeti ya? Hangi vals ya? Müslüman'ı öldürdükleri zaman mı vals oynuyorlar bunlar, vals yapıyorlar? Peki Harman Dalı'nın suyu mu çıktıydı? Canım yani hep o. Sen gördün mü Avrupa'da senin o medeni dediklerinde, ya bu da bir kültür çeşididir, bunu da bir yapalım falan diyenini gördünüz mü? Yok. Ona gelince yok. Ama vals Batı medeniyetinin bizdeki kazanımlarıymış efendim. Biz bilmiyorduk. Teşekkür ederiz bizler öğrettikleri için ama bu aynı Batı bir tarafta böyle vals gibi yumuşak hareketler yapılan bir eğlencenin insanları Müslümanlara karşı canavarlar gibi hareket ediyorlar. Canavarların bir özelliği, karınları doyduğu zaman canavar zararsızdır. Hangi canavar olursa olsun hep derdi karnını doyurmaktır. Ve yemeyeceği eti otu yemez canavarlar. Bunlar ise, bunların nefsi o kadar azmış ki, heyyula buyuruluyor kitaplarda, heyyula. Heyyula, bir canlı tarif ediliyor. Öyle bir canlı ki, ne bulsa yiyor.
camdır, demirdir, taştır, topraktır, ağaçtır, ne bulursa ama. Duvarı yiyor mesela, heyula. Ve doymuyor. Nefsi böyle tarif ediyor kitaplarımız. Nefis böyledir diyor. Ne kadar bir şeye kavuşsa da şunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim, şunu da yiyeyim diyor. Fakat bir türlü doymuyor. Batı medeniyeti heyula gibi çalışıyor. İşte 1492'deki Kastilya Krallığı'nın hadisesini sizlerle paylaştık. Müslümanlara döndü Kastilya Kralı, Isabella'nın kocası. Granada'nın işgalini tamamlayınca dini bir arındırma, ayıklama hareketi başlattılar. Pilav yapacaklar ya, taşını ayıklıyorlar arkadaşlar. Ülkelerinde bulunan başka dinden Müslüman veya Yahudi, Musevi olanlardan nüfusu arındırıyorlar. Niye? Bu zarar, zehir. Bize insan olarak değil, zehir ve ortadan kaldırılacak canlılar diye bakan Batı medeniyetine biz dört elle sarılmışız. Aman 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 aman, dışarıda eksi 40 derece var. Sarın Batı kürküne. Sarın, 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 sarın. Evet. Resmi olarak Hristiyanlaştırma faslı işleri de Kastilya Krallığı kralı ve Aragon kraliçesi, bunlar papadan aferin almak gibi görünse de, yani bak papa, biz bunları yapıyoruz yani, tamam Müslümanlara sen bir vur diyorsun, biz öldürüyoruz der gibi yapıyorlarsa da, aslında kendileri Hristiyan aleminde papaya sırtını dayamış bir Katolik krallık adını almak içindi ve aldılar. İki tane Katolik krallık oldu. İspanya'daki İslam hakimiyetini 1492 senesinde sona erdirdiler. Yani artık orada bir insanlara emir verecek İslami bir muhtarlık bile kalmadı. Kalmadı. İspanya da hala kalabalık bir İslam cemaati vardı. Öyle ama yani İslam cemaati var. İdare yok artık. İdare yok. Bir kadı yok. Bir müftü yok. Bir hoca yok. Hoş. Hoca zaten İslamiyet'te şart olan bir hadise değil. Yani cemaatin önüne geçip birisi namaz kıldıracak. Kim kıldıracak? Bilgisi çok olan, okuması düzgün olan kıraatı, teganni yapmayan, şarkı perdelerine uyarak, böyle namazda eli oynatmıyorlar belki ama bakıyorsunuz dili oynatıyorlar. Galgala yapmayan kimse imam olabilir. Yani imamet diye İslamiyet'te bir müessese yok. Ha imamet, emirlik meselesine gelince var. Ümera takımında var. Ama işte camide aman imamsız olmaz. Papazsız şimdi bir ayin idare edebiliyorlar mı? Öyle değil bizde işte. Bu İslam cemaati kendi aralarında yaşıyorlar. Ve İspanya'nın ekonomisini yine sırtlanmışlar, götürüyorlar. O zamana kadar Müslüman devletinin son noktasına kadar onları elde etmek için krallar söz verdiler. İbadetinize dokunmayacağız, sanatınıza dokunmayacağız, dininize dokunmayacağız, ibadethaneleriniz açık kalacak, hepsini dediler.
Efendim, ve anlaşmalar yapıldı yani. Cemaatleri toplayarak kral anlaşmalar yaptı. Lütfen. Ama kilisenin adamları, papazlardan, zangoçlardan ta kardinallere kadar hepsi rahatsız. Ya bu krallar niye bunlara böyle söz verdi? Böyle şey olur mu ya? Artık biz kılıçlarımızı biledik, kelle uçuracağız. Bir de anlaşma diyorlar. Bunlar bizim gözümüze baka baka ezan okumuyorlar açıktan ama içeride namaz kılıyorlar. Nasıl benziyor değil mi? Macron'un bugünkü siyasetine bir arpa boyu yol gitmemişler 1493'ten 2022'ye kadar. Evet. Kilise diyordu ki İspanya mutlaka bir siyasi birlik kurmalı. O krallık bu krallık değil artık. İspanya krallığı kurmalı. İspanya'da. Onların işte Aragon krallığı, Kastilya krallığı filan krallığı dedikleri yer neredeyse şehir devletleri gibi. Bunların topluca bir güç olması lazım, bir yumruk haline gelmesi lazım diyorlardı. Siyasi birlik tesisi de kurabilmek de ancak ayıklamayla mümkün. Neyi? Suçluları mı ayıklayacaklar? Canileri mi? Yok. Peki tembelleri çalışmayanları mı? Yok. Müslümanları ayıklayacaklar. Ya peki Müslümanların hepsi çürük. Müslüman olmayan Hristiyanların, Katoliklerin de hepsi sağlam mı ya? Bunlar kralları dahil vatandaşını soymaya çalışan insanlar topluluğu değil mi ya? Siyasi birlik devlet otoritesini gönülden kabul edilen insanlarla kurulabilir. Zamanında bizler de gördük. Böyle çeşitli devletlerin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Rusya'nın lehinde İstanbul'un, Ankara'nın veya diğer şehirlerin efendim en önemli meydanlarında, bulvarlarında bu saydığım memleketlerin met edildiği sloganlar attılar. Peki bunların bu sloganları atanların soyu sopu Türk değil miydi? Türktü. Genleri Türk değil miydi? Genleri de Türktü. Öbür taraf karşı gelenler onların da Türktü. Peki bunlar ne istiyorlar birbirlerinden? Ha, bir uymayan yerleri vardı demek. Bir yerden diş kapıyordu bu. Bu somunu sen zorla sokarsın efendim civatanın vidanın üstüne ama diş kaptığı için yalamadır, somun fırlar gider. O da nedir? Gönül birliği. Gönül birliği çok önemli. Biri bir tarafı isterse, biri bir tarafı isterse, işte Lozan öncesindeki Anadolu'daki bazı sıkıntılar, isimleri unutulmuş nice milli mücadele kahramanları var. Ama biri Denizli müftüsüymüş. Ya bırak ya bırak. Onlar numara ya öyle ya falan filan. Niye yani müftüden vatanını sevmek imandandır diyen bir dinin bir ildeki ilim adamı olan kimsesi bunu yapınca niye kötü oluyor? Davranın diye Denizli müftüsü bütün müftülüklere beyanname gönderiyor ya. Durumdan vazife çıkarıyor. Çıkarılır mı? Çıkarılır tabii. Yeri geldiğinde o da çıkarılır. Ama ben durumdan vazife çıkardım arkadaş. İşte bana filan yönetmenin 35. maddesi şu şeyi verdi. Ben idareye el koyuyorum. Yoksa idareye el koymazsam boylu boyunca günaha girerim.
deyip de ondan sonra da başka neler karıştıranları bu ülkede gördü. Başka memleketlerde gördü. Hala da görenler var yani. Ondan sonra da boyun ölçüsünü alınca da kuyruğu kısıp gidiyorlar kontrolluydu, kontrolsuzdu diye. Siyasi birlik ancak ve ancak din birliğiyle sağlanır diyordu papalık. Alın size laik Avrupa. Hadi. Laiklik, laiklik, laiklik diyordunuz. Laik Avrupa diyor ki siyasi birlik sağlanmalı. Onun için de aramızda başka dinden kimse kalmamalı. Hatta Hristiyanlığın başka mezhebinden de kimse kalmamalı. Efendim bir reklam aramız geldi. Programı da fazla zorlamayalım. Küçük bir aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümüne başlayacağız efendim. Ve papalık mektuplar yazmak suretiyle krallara adamlarını göndermek suretiyle yapacağınız şu anda tek iş papanın sizlerden beklediği tek şey din birliğini temindir diye yazılı mektuplar getirdiler. Din birliği sağlayın. Değil, mezhep birliği sağlayın hatta o. Yani evvela bir Hristiyanları üzerimize çekip de bir de orada bölünme yapmayalım diye protestolara falan bir şey demiyorlar. Bunun için de kilisenin geliştirdiği ve Yahudilere tatbik edilen klasik bir metodu şimdi de Müslümanlara karşı kullanacaksınız diyor. Nasıl Yahudi işini bitirdiniz? Halbuki Yahudi işinde para döndü. Müslümanlar da zengin mi? Müdeccenler zengindir tabii. Ve şu kademeleri geçmek lazım diyorlardı mektuplarında papalar. Endülüs Müslümanları önce Hristiyan edilmeli. Olmasa da ülkeden sürülmeli. Suç, vatana ihanet mi? Niye sürüyorsun? Ülkeden bir insan niye sürülür? Niye vatandaşlıktan çıkarılır? Kendi vatanının aleyhine çalışmak. Peki bir insanın Müslüman olmasıyla Hristiyan olması, şimdi ülkemizde birçok dinden hatta Hindusu, Brahmeni de olsa bunları kim arıyor, kim soruyor efendim? Çıkın gidin buradan diyor muyuz efendim? Kıbrıs'ta Osmanlı döneminde Kıbrıs fethedildikten sonra bir kilise cemaatinin azlığından, cemaatinin paraya kıyamamasından dolayı harap hale gelmiş. Bu kilisenin onarımı için oradaki Hristiyan veya işte Katoliklerin dini lideri olan kimse, hangi derecedeydi bilmiyorum, padişaha müracaat ediyor. Bizim böyle böyle bir kilisemiz var, çok harap halde. Kendi imkanlarıyla cemaat bunları tamamlayamıyor. Buna yardım eder misiniz? Osmanlı Devleti'nde hiçbir Müslüman cami yaptırmak için Osmanlı Devleti'nden yardım istemedi. Bu kadar camiler, ibadethaneler, ya Türkiye'ye çok fazla kardeşim, 1931'de Bakanlar Kurulu kararıyla efendim bunların aman bir kısmını satalım da ekonomiye katkısı olsun, zaten yokluk çekiyoruz falan diyerek başka insanların Allah rızası için yaptırdığı hayrat eserleri çatır çatır açık artırmayla
ve hileli yollarla sattılar. Güya devlete para kazandıracaklardı. Koskoca bir cami 15 liraya satıldığı oldu. 20 liraya satıldığı oldu. Niye? Şimdi bir toplum düşün ki ibadethanesini satarak ekonomik refah seviyesini yükseltmek istiyor. Bu toplumun fertleri bunun açık artırması da ki açık artırmalarda nasıl perdenin arkasında şeyler döndüğünü çok yakinen bilen birisiyim. Çok yakinen bilirim. Anlaşırlar, ederler. Hatta öyle ki bugünkü gazete ilanları mesela o ilanı anlaşmak suretiyle küçük bir yerde çıkarttırırlar. Orada çıkan günlük gazetenin de hepsini satılmadan toplatırlar. Kimsenin haberi olmaz. Gazetede ilan yayınlandı mı? Evet, hakimin kararıyla yayınlandı. Talip de çıkmamış. Ben de Muhammed bedelli alırım bunu arkadaş diyor. Adam alıyor. Alıyor. Burada ise o günkü anlayışlarına göre bürokraside görevli olan, meslek adı saymak istemiyorum, biliyorum da saymak istemiyorum. Bunlar o mahalledeki mescidi satın alıp da yerine çocuklarına, apartmanlarda yeni çıkmaya başlamış, apartmanlar yaptırmak, daireler yaptırmak, alt üstü oturmak için, ya girmeyin de şunu ben alayım bizim çocuklara, aa olur amirim ya ne demek ya, hay hay ya, hay hay efendim tabii biz girmeyiz. Bursa'da 256 tane mescit böyle satıldı. Aradan geçen 90 yıl içerisinde buralarda insanların torunlarının torunları dünyaya geldi. Sonra da Bursa Belediye Başkanlığı'nca buralar tekrar vakıflar idaresinin de kolaylıklar göstermesiyle belediyelerce tekraren efendim yerleri arandı, bulundu, istimlak edildi, TOKİ devreye girdi. TOKİ'den kendilerine daire sözü verildi. Oralar 15 liraya alınan mescit 15 milyon liraya devlete mal oldu. Ama kurtuldu. Mis gibi camiler çıktı ortaya, mis gibi. Niye sattınız buraları? Çok efendim ne yapalım yani çok. Ya arkadaş çoksa cemaati niye azaltmaya çalışıyorsunuz o zaman ya? Camilere giden devlet memurlarını niye tespit ettiriyorsunuz ya? Milli şef senin görevin bu muydu ya? Kaç sene sen milli şef oldun? Hadi 1938'de Cumhurbaşkanı seçildin. Milli şef unvanı ne zaman aldı bilmiyorum. Olsa olsa 10 sene. 10 sene milli şef. Şimdiki partinin başındakiler de 10 seneyi doldurunca biz büyük bir atılım yaptık diyor. Milli şef falan kim diyor ya? Milli dünya kralı falan diyecekler neredeyse kendine. Milli dünya kralı. Nasıl oluyorsa o. Bu da benim uydurmam tabii. O da şimdi milli şefliğini iddia edecek. Ben 10 senedir böyle giriyorum. Tepe takla gidiyorum, giriyorum, tepe takla gidiyorum. Bırakın şu ya, insanların masumane dinlerine uğraşmalarına bırakın. İnsanlara evvela suç ortaya koyuyorsunuz, uyduruyorsunuz. Ondan sonra da o suçtan mahkum ediyorsunuz ya. Bırakın ya. Dinden sakız olmaz arkadaş. Git dağlarda kenger topla, onun sütüyle sakız yap. O da bitti ya şimdi, baharda olur onlar. Başka türlü sakız yapamazsın ya da reçine al, acı acı onu çiğne. Ama insanların inançları sakız yapılmaz. Ben senin inançsızlığını sakız yapmıyorum ki sen benim inancımı sakız yapacaksın. Bu da nedir? İşte Batı medeniyetinin, Batı enaniyetinin bizlere getirdiği
neredeyse şifasız diyeceğim ama Allah-u Teala her şeyin şifasını yarattım buyuruyor. Şifası zor olacak bir hastalık. Hepimiz de bunu yutmuşuz şu anda. Oturun, anadan, babadan, dededen, ebeden Müslüman olan kimse bakıyorsunuz farkına varmadan İslamiyet hakkında ağır ithamlarda bulunabiliyor. Ama papazların yaptığı herzelere kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi bu papazların, papalığın bu kadar İspanya'nın birliğini istemesinin sebebi, ben bu ülkenin içerisinde krallara karşı da istediğim atı oynatırım, istediğim kadar bunları sömürürüm, istediğim kadar bunları kötü niyetlerime alet ederim. En azından Haçlı seferleri gibi bunları din yolunda diye enayice sürerim cepheye. Şeyim bu. Yani papalığın maksadı buydu. Bu golü Avrupa insanı yedi fakat gol yediğini fark etmedi. Etse de sesini çıkaramadı. Çünkü biliyor ki bunlara ses çıkarıldığında o adam hemen dinden çıkmışlıkla itham edilir, zındıklıkla itham edilir, aforoz edilir, aforozu eden aforozu kaldırmaz. Sen de aforozlu aforozlu gidersin. Cenazene bile insanın gelmesini yasak ederler bunlar efendim. İspanyol tarihçi Marmol Carvajal diyor ki, kilisenin bu düşüncesi açıkça Hristiyan yapma siyaseti arkasındaki maksat, Kral Ferdinand, Isabella'nın kocası, Granada'yı istila edince kilise çevreleri ondan ısrarla Muhammed'in taifesinin kökünü kazmasını istediler. Kazı dediler, kökü kalmasın, izi kalmasın hiç. Vay be! İspanya'da kalacaklar da mutlaka Hristiyan olmalı dediler. İspanyol tarihçi diyor. İspanyol Hristiyan tarihçi, Katoliklerin papasının niyetini, kilise konseyinin niyetini söylüyor. O yazmış, ben yazmadım bunları. Hristiyan olmalı. Hristiyan olmaya yanaşmayıp da illa kalacağız diyenler. Olmam arkadaş, ben dinimi yaşarım diyor. E git, gitmiyor. Ha. Evvela mülklerini sattıracaksın ve bunları Afrika'ya göçüreceksin. Mülklerini sat. Şimdi bu mülklerini satma işi 1944'lerde falan Almanlar 43-44 Almanlar aha geldi aha geliyor diye Trakya insanını vurdu. Hükümet aman ordumuz Boğaz'ın batısında kalmasın şu hale bakın ya şu gaflete bakın ya kalmasın diye Trakya'daki bütün askeri birlikleri Anadolu yakasına çektiler. Vatandaşlara da dediler ki bu sene eğitim yılı Mayıs'ın sonunda değil Mart'ın sonunda bitecektir. İki ay öne aldık. Okullara da talimat verdi. Ya ne yaparsanız yapın işte. Efendim bu ünite bitti, bu ünite bitmedi falan demeyin. Tamam bitti, bitti, bitti dersiniz. Ve karneleri verin insanların. Karneler verildi. Bütün her seviyedeki mekteplerde eğitim iki ay eksik yapıldı. Tabii bunun iki aydan biraz fazlaları da oldu. Ve bu insanlara dediler ki, burada kalırsanız, başınıza bir şey gelirse, biz devlet olarak size yardım etmeyeceğiz. Kim diyor? Milli şefin hükümeti diyor. Cumhuriyeti kurduğunu iftiharla söyleyen
partinin başındaki milli şef söylüyor. Biz sizi kurtaramayız. Size tavsiyemiz, efendim, Tekirdağ'dan ve İstanbul'dan gemilerle sizi Karadeniz sahillerinde istediğiniz yere kadar gemiyle götürürüz. İşte o da Sinop civarı. Götürürüz. Samsun'dan ötesi yok. Oradan da Anadolu işlerinde nereye gitmek isterseniz kendi kesenizden gideceksiniz. Oraya kadar gemi bedava. Şu devletin yardımına bakın efendim. İnsanın gözleri yaşarıyor ya. Bir insanı yurdundan, yuvasından, evinden, markından, eşyasından, tarlasından, taparından mahrum et devlet olarak, korkut onları, gel Tekirdağ'dan bin, İstanbul'dan gemiye bin. Hatta Tekirdağ'dan da az gemi var. İstanbul'a gelirseniz daha kolay olur diyor. İstanbul'dan bunları bindir, Karadeniz sahilinde bir limana dök. Yolda ne yiyecek ne içecek? Getirsin arkadaş yiyeceğini. Bana ne? Ben onun canını kurtarıyorum. Sen onun canını kurtarıyorsun. Sen o koltukta bunun için mi oturuyorsun yani? Böyle mi can kurtarılır? Çok çeşitli can kurtarma var. Ve insanlar eşyalarını 10 eder fiyatını bire satarak gittiler. Yani ekonomileri %90 zayıfladı bu insanlar Anadolu'ya göçmen giderken. Ve gelmediler. Okulların normal kapanacağı haftadan bir hafta sonra da tehlike geçti. İsteyen kendi yerine gelebilir, biz karışmıyoruz. Gelecek olanlar gelsin dediler. Hadi bıraktığınız limanlardan gidin toplayın. Buradan bu insanlara bir şey yapın. Ya bu insanlar ahmak mı ya? Yani bu insanlar bir ana baba evladı değil mi ya? Yoksa siz gökten inmiş kendinizi melek taifesi falan mı zannediyorsunuz ya? Hiçbir sorumluluğunuz olmayacak mı ya? Bu dünyada veya ahirette böyle bir inancınız var mı yok mu? Bir söyleyin ya. Onun için Endülüs'te bunu Hristiyanlar yapmaya çalıştılar. Malınızı satın gidin arkadaşlar. Ve Muhammed'in taifesinin kökü Avrupa'dan kazınmalı. En hafifi Kuzey Afrika'ya göçürülmeli. Altınlar, altınları burada bırakacaksınız. Altın götürmek yok. Peki Afrika'ya nasıl göçürüldüler? Göçmek isteyenler oldu tabii, çok oldu. Ama bu arada Kuzey Afrika'daki İslam alimlerine, Maliki alimlerine danıştılar efendim, böyle böyle bir zorlukla karşı karşıyayız, ne yapalım? Orayla irtibatları var. Dediler ki sureta idare edin. İdare edin. Olduk deyin, Hristiyan olduk deyin. Dininize devam edin. Çünkü bu zorlamada hayat meselesi var. Engizisyon'da mahkum edilip katranlı halatlarla direğe bağlanıp yakılmak var. Hayati tehlike var. Hem de çok yakın bir tehlike. Öyle %1 ihtimal falan değil, %99. Ve Afrika'ya göçürülünce de böylece anlaşmalarda ihlal edilmez. Yani krallığında forsu düşmez. Hani Müslümanlarla anlaşmalar yaptıklarını sohbetin başında söylemiştik ya efendim. Tamam. Peki göçmek isteyenler, tamam biz dediler göçeceğiz. Tamam malı mülkü burada bırakıyoruz, sattık falan. Altınları bırakın, tamam onu da bırakıyoruz. Hadi bakalım biz sahilden binelim bir deniz vasıtasına, parasını da vererek karşıya geçelim. Yok,
Akdeniz sahillerine hiçbir şekilde gitmenize iznimiz yok. Aa, niye yok? Orası olmaz. Akdeniz sahilinden gemi kaldırmıyoruz. Nereden? Okyanus sahilinden kaldırıyoruz ya. Bugünkü Portekiz'in ülkesinin olduğu yerde. Ama kendilerinin yaşadığı yerle Müslümanların okyanustaki böyle biniş rıhtımı, biniş limanı olarak emredilen yerin arası çok tehlikeli dağ yolları. Yani 1000 tane insan o dağ yollarına girse herhalde 1-2 tane zor sağ kurtulur. Öyle tehlikeli yerler. Buradan göçeceksiniz. Güya İspanya'daki Müslümanları göçürmek suretiyle onlar gene yaşasın ama göçsün, bizim yanımızda bulunmasın. Ne kadar iyi niyet adamlar da bakın. Halbuki onları da ölecekleri bir güzergâhtan gönderiyorlar. Orada da sayıları düşsün diye. Kuzey Afrika'ya da buradan 1000 çıktıysa 100 kişi girsin, 900'ü de yol zayiatı olsun. Ne kadar planlı bir imha efendim bu. Yani bugün eğer Müslümanların böyle yaptığı bir iş olsaydı, bundan 1000 sene önce Müslümanların böyle yaptığı bir iş olsaydı Hristiyanlara, şu anda yer yerinden oynar, 1000 yıl sonra Türk Müslüman Devleti'nden bunun hesabı milletler arası mahkemelerde sorulurdu. Tabii Bosna Hersek'teki insan kasabının yediği nanelerin hesabını sordukları gibi sormazlardı. Oo, koca bir para cezası keserlerdi. Ömür boyu ödesen bitmez. Ondan sonra da filan hiçbir şey yapmasalar şereflerini lekeleyecek tarihe notlar düşürtürlerdi. İspanya'da Müslümanların kökünü böyle kazımaya kalktılar. Ve kazıdılar da. Hem de demokrat olarak anlaşmalarda gayet uymuş oluyorlar. Tamam arkadaş, tamam. Biz sizin caminizi falan kapatmadık ama burada huzursuzluk oluyor. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar sık sık böyle dalaşıyor. Dalaşmıyorlar halbuki. Dalaşmıyorlar. Papalık bu dalaşmayı şey diyor, tahrik ediyor. Yani bugünkü ifadesiyle provoke ediyor. Hazırlıyor. Şimdi düştükleri hal ne efendim? Şimdi düştükleri hal İspanya'nın da, Fransa'nın da, efendim Almanya'nın bile, İtalya'nın da pandemi sırasında ikişer uçak dolusu sıhhi yardım mı oldu Türkiye'nin onlara ve böyle bir yardım gönderdik 5 kuruş para almadan. İşte Müslümanları tarif edin derlerse, aha Müslümanlar bunlar. Biz sizin bütçenizde çözeceğiniz işleri kendi bütçemizden ayırdığımız yardımlarla ona yardım etmeye çalıştık ya. Varsın ölsünler. Onlar zaten Müslümanlara kan kusturdulardı. İtalya'ya niye verecekmişiz? Roma'yı tekrar kuracağız diye Makedon çetelerini üstüne saldı Osmanlı Devleti'nin. İspanya'yı niye şey diyeceğiz, oradaki Endülüs Emevi Devleti'nden kalan müdecenleri yollarda öldürdüler, imha ettiler, topluk. Soykırım ya, Türkiye'yi sen soykırımla nasıl suçlarsın ya? 15 milyon Müslümanı sen orada İber Yarımadası'nda ortadan kaldır. O soykırım olmasın. O çok eski canım. Bir dakika ya. Bu eskiyi kim tayin ediyor ya? Kaç sene öncesine kadar yapılanlar soykırım da. Ondan öncekiler soykırım. Olur artık canım. İnsanlık hali olur diyeceğiniz şeylerle. Bize bir listesini verin ya. Biz de diyelim ki ha bu olur hale olabilir. Bu aman bu soykırım diyelim.
Yani böyle dönek bir siyasetin içinde ne yapacağını bilemeyen Avrupa'nın valsiyle Türkiye'nin ne alakası var Allah aşkına? Türkiye bundan ne kazandı ya? Valsle ne kazandı ya? Mühendisi mi çoğaldı Türkiye'nin? Kimyageri mi çoğaldı? Doktoru mu çoğaldı ya? Vals, aman valse dokunmayın. Buyur arkadaş, etiyle buduyla vals sizin olsun. Biz karışmıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, söz buraya geldi. Biz de noktayı koyuyoruz. Haftaya inşallah Teala hayatta olursak görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Tarih sohbeti.